Oda Başkanım Sayın Erol Demirel konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İzninizle aramıza katılan TÜRMOB TESMER Merkez Saymanımız Sayın Orhan Sarıgene'ye ilçe temsilcimiz adına hoş geldiniz diyorum. Sonradan görüşüyorum, kusura bakmayın. Şimdi konuşmasını yapmak üzere TÜRMOB Genel Sekreterimiz, İstanbul Mali Müşavirler Odası Kurucu Onursal Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Oda Başkanım, değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii sevgili Erol'la birlikte olduğumuz zaman gördüğüm bana anlatıcı bırakmıyor. Çok da güzel de anlatıyor her şeyi. Ben de vaktinizi iyi kullanmak açısından tekrara girmeyeceğim. Dışarıda güzel bir hava var. Tabii Silivri'ye geldiğim zaman bizi 90'lı yıllara götürüyor Silivri. Çünkü 90'lı yıllarda 20 Mart 1990 tarihinde Oda kurulduğunda belki birçoğunuzun tanıdığı, birçoğunuzun tanımadığı her gün 90 kilometreye gelip giden bir Erkin Balaban'ı rahmetle anmadan geçmen mümkün değil. Ruhu şad olsun çocuklar. Şimdi değerli arkadaşlar, iki şeyi unutmamak gerekiyor. Bir tanesi deprem, bir tanesi değişim, dönüşüm. Şimdi depremle ilgili Erol Başkan da anlattı. Geçen hafta Malatya'daydı. İçinize Malatya olan var mı bilmiyorum ama Hatay'da bir şehir yok. Onu işlemekle söyleyeyim. Hatay'da bir şehir yok. Malatya'da 40 bin bina yıkılıyor. Sanki şehir yeniden yapılanıyor gibi bir süreç var. Çok zor. Koşullar çok zor. Ama hayat devam ediyor. Malatya'da da sordum. Hatırlarsanız Marmara depreminden sonra deprem vergileri toplandı. Bu vergiler nerede arkadaşlar? Sormayacak mıyız? Aynı şekilde bir yerel seçimler var. Yerel seçimlerden sonra bu bir müjde değil ama gelecek günü açısından söylüyorum. Çok acı reçetelerle önümüze gelecekler sevgili arkadaşlar. Bunu sakın göz ardı etmeyelim. Bu konuda özellikle gerek İstanbul'un gerek tüm odalarımız toplanan vergilerin nereye harcandığı konusunda yakından takip etmek zorundayız. Birinci konu bu. İkincisi, ben böyle bir kahvaltıda ya günlük şu sorunuz var, bu sorunuz var, defter beyan sistemi, işte beyanları son dakikada göndermemek, edememek, hiç bunları girmek istemiyorum sevgili arkadaşlar. Neden? Ya bu sorun, göreceksiniz, 3 gün sonra ortadan kalacak, başka yeni sorunlar gelecek. Dedim ki ikinci unutmamamız gereken konu değişim ve dönüşüm konusu. Arkadaşlar bizim uykularımız kaçıyor. Biraz önce Erol Başkan anlatıyor, şöyle bir bakıyorum, ya bu adam ne anlatıyor dediğinizi içinden biliyorum ha, söyleyeyim. Ne diyor ya sürdürülebilirlik, yok karbon muhasebesi, yok çevre bilmem nesi. Şöyle bakıyorum var ya, size şey gibi geliyor, uzaktan böyle bir güzel bir türkü sesi veya şarkı sesi gibi geliyor. Ama arkadaşlar, dedik ki yıllar önce kağıtlar kalkacak dedik. Kalktı mı? Kalktı. Bakın, İddia ediyoruz, 3 sene, 5 sene sonra defter tutma kalkacak değerli arkadaşlar. Burada kaç kişi denetim işi yapıyor, el kaldırsın, rica edeceğim bir. Bağımsız denetim yapan kaç kişi var? Kimse yok, bir kişi mi var, bir kişi mi var, kimse yok. Nedir anlamı biliyor musunuz? Şuradaki hazırının %99'u yaşamını defter tutmadan elde ediyor sevgili arkadaşlar. Yani 60 bin Türkiye genelinde çalışanlar için kayıtlı olan var. Bir 30-40 bin de firmalarda bu işi sürdüren arkadaşlarımız var. Yani 100 bin kişi yarın bir gün defter kurulundan kalkacağını ne yapacağını düşünmek zorunda sevgili arkadaşlar. Bizim tek gündemimiz bu, kusura bakmayın. Yani bu süreç gündeme geldiği zaman bu kadar büyük bir camianın
nasıl geleceğini kurmamız lazım. Tek kalktığımız, tek yattığımız kurumu sevgili arkadaşlar. Tekrara girmeyeceğim. Attığın yolu bir. Üç tane konu gündemde. Bir yandan istedikleri kadar yapay zeka gelsin. Yapay zekadan da korkmayın. Yapay zeka bizim için bir tehdit değil. Ben öyle öngörüyorum. Bir fırsat. İşimizi kolaylaştıracak. İkincisi, burada birincisi finansal tabloları düzenleyen ve yorumlayan denetim ve danışmanlık konusu. Peki bunlar hepsi güzel. Peki nasıl yapacağız? Ey büro sahipleri sesleniyorum. Nasıl yapacağız? Her birinizin bir ofisi var. Her biriniz kralsınız ha. Sizden bir kral yok söyleyeyim. İstediğiniz zaman geliyorsunuz, istediğiniz zaman gidiyorsunuz. Öyle mi arkadaşlar? Patronsunuz. Tek başına defterle kalkınca ne yapacaksınız? Bir de her yerde söylüyorum. Bizim kuşak süpermenler gibi çalışıyor. Hatırlayın. Müşterinin bir dediği iki etmeyen, vergisini toplayan, vergisini yatırına hala var ha. Onu aramızda söyleyeyim. Belediye işine bakan, boşanma işine bakan. Her işini yaptık ya. Peki değer bilindik mi? Değer de bilindik arkadaşlar. Ne demek istiyorum şu? Uzatmayacağım lafı. Tek başımıza bir hiçiz sevgili arkadaşlar. Dijital dönüşüm sürecinin sihirli formülü şudur. Güçleri birleştireceğiz. Bir tane değil o iş yerinde birden fazla çok uzmanlıklar yer alacak. Bu uzmanlıklarla ancak bu işi sürdürebilirsiniz. Bir diğer konuşma sevgili arkadaşlarım. Ben yeni dönümü, dijital dönüşüm sürecini meslekli fırsat olarak görenlerden biriyim. Neden mi? Şu anda yaptığımız her şey vergi içi muhasebe yapıyor sevgili arkadaşlar. Vergi içi muhasebe yaptığımız için değerimizi bilmiyorlar. Sadece adama vergi sigorta ödetiyor. Öyle mi arkadaşlar? Senin 40 tane mevzuat takip ettiğini, işte biraz önce başkanım anlattı, bir enflasyon düzeyi emeğin ne olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Ancak bu yeni süreçte vergi için değil, bilgi için muhasebe dönüştüğü zaman, yani siz o danışmanlık boyutunda müşteriye fayda ve değer yarattığınız zaman o zaman meslek başka bir yere gidecektir arkadaşlar. Bu gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Bunu başarabilir miyiz? Her yerde söylüyorum, bizim kadar değişime ayak uyduran bir camiye yok. Hatırlayın, fasit de hesap yapıyorduk arkadaşlar. Elle defter yazıyorduk. Şu anda o yazılımlarla birlikte beyannameleri elektron ortamına gönderen kim? Biziz. Bu değişimi de başaracak olan bizleri sevgili arkadaşlar. Yerel yönetimler denildi. İçimde bir acı buhte, onu söyleyeyim. İzliyorum. Partiyle bir işim yok. Partide kaydım yok. Bir dünya görüşümün ne olduğunu herkes biliyorlar. Arkadaşlar, yerel yönetimler hayatın temeli. Bakıyorum yerel yönetimlerde, meclislerde ne kadar hesap kitap bilmeyen insan varsa meclis alıyorlar. Böyle dünya var mı ya? Tüm siyasi partileri şu çağrıda bulunduk. Eğer gerçekten şeffaf, hesap verilir, ileri yönetim oluşturmak istiyorsanız her mecliste mutlaka bir malmişan olması lazım bir arkadaşlar. Eğer yapmıyorsa onun niyeti, iyi niyeti diye kusura bakmayın. Kafasına başka hesaplar var demektir. Hangi partide olursa olsun işin özü budur. Birçok belediye başkanı olsun istedik değerli arkadaşlarım. Meclise gidip geliyoruz. 19 tane milletvekili var. Hukukçuların sayısı kaç? En az 100 arkadaşlar. 100 ya. Bir yasa geliyor, balıklama dalıyorlar. Hiç merak etmeyin. Öyle kimse ulufede dağıtmıyor. Yarın bir gün göreceksiniz. Yerel yönetim bittikten sonra bu camiye yeşil pasaportu da alacak, ara bulacak sevgili arkadaşlar. Bizim inancımız bu. Bu alkıştaki size kimse bir şey vermez arkadaşlar. Söyleyeceğim. Aramızda kalsın. Neyse. İşte esprisi. İşin esprisi arkadaşlar. İşin esprisi. Evet, ben son cümlem şu. Her zaman gittiğim her yerde söylüyorum. Bugün unutmamız gereken üçüncü konuyla konuşmamı tamamlayacağım. Bugün burada kadın erkek bir arada oturuyorsak, güneşi mutlu mutlu izleyebiliyorsak, özgürce bu ülkede dolaşabiliyorsak, bunu bir tek bir şeye borçluyuz arkadaşlar. Mustafa Kemal Mesih arkadaşlarına. Asla onları unutmayacağız.
dostlukla kalın, sevgiyle kalın, her şey günü diyorsun. Sevgiler, saygılar, teşekkür ediyorum. Konuşmasından dolayı İSMO Kurucu Onur Sağ Başkanı Sayın Yahya Erkan'a teşekkür ediyoruz.